Bir Yardım Es Galatasaray Adına hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Galatasaray'ın gerçek haberlerini, gerçek durumları hep beraber konuştuğumuz, Galatasaray'a yapılan veya spor ahlakına yapılan tüm saldırıları, tüm hataları, tüm bilinçsiz konuşmaları tek tek değerlendirdiğimiz haber programına hoş geldiniz. Berat abiyle beraber öğlen yayınında bazı bilgiler vermiştik ama şimdi akşam yayınında sizlerle beraberiz ve güzel konulara değineceğiz. Tabii ki hafta sonu bir Süper Lig maçı var. Yani Süper Trendyol denilen iğrenç Süper Lig'inin maçı var. Ondan sonra da hemen akabinde Bayern Münih maçı var. İki maçın da 11'lerini Berat abiyle yapmaya çalışacağız. Bugün öğlen fırça attınız. Bari dedik hadi akşama yapalım bari istiyorlar. Öyle konuşalım dedik. Gelişmeleri, sakatlıkları, ihtimalleri ve transferde bazı isimler vardı. Öğlen veremedik, akşama bıraktık. Evet Berat abi, işte istenen takım ruhu. Sarılın çocuklar, dimdik ayakta durun. Arkanızda yönetim var diyoruz ve taraftar da sizi yalnız bırakmayacak diyoruz. Neler demek istersin önce girişte? Evet, ilk önce herkese iyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Herkesi çok seviyoruz. Bize de devamlı destek veriyorlar. Bu akşam da yine güzel bir yayın hazırladık. İnşallah hoşuna gider herkesin. Bu yayından sonra da biliyorsun Erden Timur'un çok önemli açıklamaları var. Onları da hep beraber dinleyeceğiz. Bakalım biz güzel bir yayın yapacağız. Ondan sonra da Erden Başkan'ı dinleriz hep beraber. Aynı zamanda da maç var. Ben maça da bakacağım. Valla bugün yoğun ama yarın daha yoğun geçecek. Getireceğim. Hüseyin Kabak hoş geldin. Murat Esen, Menderes Duvan, Abdullah Özdamar, Adem Kara, Cigon abi hoş geldin. Hep bir yol gelse. Okay'ım öğlen gelmedin hoş geldin. Ahmet Akkavuk, Polat Torumtay, Barış gelmiş. Hoş geldin Barış. Yorumcu Serkan Eke, Polat Torumtay, Cemil Hanım, Sergio Jack, yürü be. Taşar değilse anladık neyse. Cekes hoş geldin. Anıl Gedikli gelmiş. Olrik abiler Icardi çok formda, fazla kilolar gitmiş. Biraz daha iyi. Fotoğrafta görüldüğü kadar değil, gitmiş olsun MJK'ye. Osman Batur abimiz gelmiş. Hoş geldin. Ozan nefes yayınlar demiş. Gökhan Paşa, Talip Şahin, yorumcu abilerim Icardi kendine gelmiş demiş. Evet. Mert iyi yayınlar. Geldim demiş. Evet diğer arkadaşlar da şimdi yavaş yavaş katılmaya başlayacaklar. Osman Batur, Kıvanç Karşıyaka iyi değil. Basketten bahsediyoruz sanırım. Evet bu sene iyi değil. Futbol zaten bitti. Cemile Osman Bey hoş geldiniz demiş. Evet arkadaşlar like'larımızı unutmuyoruz ve tabii ki imkan olanlar Süper Chat, Süper Sticker'la şu VR The Best'i iyice bir yüklenelim ve yukarıları çıkartalım istiyoruz. Haydi bakalım başlayalım. Neler oldu, neler bitti, hangi camiadan hangi saçma açıklama geldi, hep beraber konuşalım diyelim. Ama yarın abi yoğun bir gün geçecek. Ben size derledim. Şimdi ilk olarak İzmir'de Kupa Voley'di arkadaşlar. Aksa Sigorta'nın Kupa Voley'de Galatasaray'ın erkek takımı saat 15'te ligin güçlü ekiplerinden Arkas'la maç yapacak. Akabinde akşam 19'da evimizde PAOK'la Galatasaray Ekbas erkek basketbol takımımızın maçı var. Gene akabinde Galatasaray Çağdaş Factoring'de evinde deplasmanda Union Feminine Angels'a saat 9'da konuk olacak ve 23.30'da da Galatasaray Daikin arkadaşlar Save Challenge maçında Karios Ponta Delgada takımına konuk olacak. Yani yarın bütün gün maşallah Berat abi. Evet evet. Program dolu yarın. Yarın dolu. Valla Cemil Hanım üye olmak için başvurdum. İşte Osman Bey de burada. Yani bu lise kökenli olmadığımız için sürekli E kategorisine düşüyoruz. Orada da kontenjan az. İşte adamı olanlar giriyor. Sıraya girdik, bekleyeceğiz. Bu sene bir daha başvuracağız. Galatasaray Genel Kurulu'nda şerefimle, onurumla mutlaka bulunacağım. O gün gelecek. Meraklanmayın ama teşekkür ederim. Mauro Icardi İmparator Velet abim demiş. Sevgiler. Vay be bu ne ya? Bugün sana Velet abi biz buradan gideyim ben yayından. Yok yayından önce ben herkese yazdım özelden dedim. Beni övün biraz dedim. Kıl olsun dedim. Kıvanç dedim. Bak
Ondan övüyorlar ha, beni işte. Araya da ulan bir serpiştirin gene ya. Allah Allah. O kadar mı yani? Evet, doğru doğru Osman abi, biliyorum. Evet abi, şimdi Beşiktaş maçı hazırlıkları bugün antrenmanda bayağı da güzel, neşeli. Ndombele'ye bir espri patlatacaktım da hadi dedim sonra şey yaparız. Güzel geçiyor. Hani biliyorsun milli maçtan dönen de oldu, olmayan, daha dönmeyen de var. Ama takım gayet güzel bir şekilde hazırlıklarına devam ediyor. Onu da sizlere bir dipnot olarak verelim. Ben Galatasaray'ımızdan çok umutluyum. Çünkü karşı taraftaki Beşiktaş'ın da hani nasıl oynayacağını bilmiyorum ama önemli olan burada hakem kim olacak, ona da bakarız. Evet abi, antrenman günlüğü ne dersin? Evet, bu arada Bengüsumuz da gelmiş. O da hoş gelmiş. İlyas 5 dolar göndermiş. Çok çok sağ ol dostum. Taşardi Vedat abim demiş. Sağ ol, teşekkürler. Abi bugün biliyorsunuz dün bir takım şey yapmıştı, izin yapmıştı ve bugün tekrar çalışmalara başladık. Yarın da akşamüstü olacak idman, 18'de benim duyduğum kadarıyla. Bugün de idman gerçekten çok neşeli geçmiş. Okan Hoca da oynamış çift kalede ve tabii ki Icardi'si olan kazanmış, Icardi'nin olduğu takım. Ne? Evet. Icardi'si olan mı kazanmış? Okan Hoca'sı olan mı? Okan Hoca'sı tabii ki, bak Sasha Boy, ondan sonra şey bu Torreira, Icardi, onlar hep kazanan takımda oluyorlar. O yüzden de yani idmanlar çok güzel geçiyor. Milli takıma giden futbolcular şu anda Türk milli takımında olanlar izinli. Öbürkülerde daha maçları var, gelemediler. Deniz aşırı biliyorsunuz ülkelerden gelecek futbolcular var. Onlar da yorgun argın gelipler Cuma günü bir tek antrenmanla bizim derbi maça çıkacaklar. Ama inşallah takım iyi hazırlanıyor. Güzel bir ahenk var, güzel bir birliktelik var. Ve inşallah o maçı da alacağız. Bu arada bir anket açmış herhalde Süleyman. He. Bakalım ne demiş. Beşiktaş maçında aşkın olayım kaç kere çalar? Yani Icardi kaç gol atar, bunun Türkçesi arkadaşlar. Bir kere çalar, iki kere çalar, üç kere çalar, beş kere çalar. Ben işaretledim hemen. Bakalım dostlarımız ne işaretliyorlar. Kıvanç 3 kere diyor. Arkadaşlar bir soru. Subliminal mesajcı Berat abi ne diyecek acaba? Sasha ne demek istemiş? Sasha ne demek istemiş? Abi yakından gösterirsek onda şey falan da acayip böyle. Onun eşofmanı falan da değişik böyle. Sasha bilezik demiş abi herhalde. Yok, bence buradaki mesaj gideceği yere gitmiştir. Döşap, ah sana neyse, selamlar. Evet abi. Geçen hafta arkadaşlar üzücü de sevindirici de maçlar oynandı. Ali Ağa'da Galatasaray, yani 40 dakikalık bir maç oynanıyor. 37 dakikası uyudular ama son 3 dakika uyandılar, yetmedi. 76-74 mağlup geldik. O buradan gittiler İstanbul'a. Bursa Uludağ Galatasaray Kadın Basket 103-78 ile geçti. Nilüfer Belediye'ye biliyorsunuz 3-2'lik bir mağlubiyet var ve kızlarımız da Galatasaray kadın futbol takımı da Trabzon'dan 2-0'lık galibiyetle döndü ve Kupa Borey'de de çeyrek final maçı yarın oynanacak. Onu da belirtelim. Tabii daha önce grup maçı yapıldı. 3 maçı aldı Galatasaray ve çeyreğe çıktı. İzmir'de oynanıyor. Bunun da bilgilerini verelim size. Evet abi, Erdem Bey saat 9'da Aspor. Bununla ilgili bir şey diyecek misin? Yani şöyle söyleyeyim, ben o maçın son anlarını canlı olarak birisi anlatıyordu. Orada şey yaptım, dinledim. Herhalde sonda bir taktik hatası yaparak o maçı kaybetmişiz diyorlar. Çünkü üçlü taktik hatayı hoca yapmadı. Sahada oyuncu yaptı. Corey Walden yaptı. Evet, üçlük atmak için biraz da çok beklemiş. Attıktan sonra tamamlamışlar, 76-76 olmuş. Yok, ama saniye yok. Geçmiş. Yok, normalde son 8 saniyeydi Berat abi. İki sayı önde Ali Ağa Petkim. Hücum etse rakibin faal hakkı da dolmuş.
Basket faul veya faul olabilir iki atış. O üçlüğe gitti. Ama yine tiplemişler yani 76-76 yapmışlar ama. Girdi ama daha top adama gelmeden kırmızı yandı yani. Evet, çok yani biraz daha erken atabilirdi o üçlüğü ve dönüşünde de böyle bir imkan da doğuyorsa kullanabilirlerdi ama geç kalmışlar olsun. Basket takımından ben bu sene zaten yani fazla bir umudum yok. Fazla yatırım da yapılmadı görüldüğü kadarıyla. İnşallah önümüzdeki seneler bu baskete, voleybola da gerekli önem verilir. Ben bu sene işte yöneticilerin, Erdem Bey'in falan işlerinin başından aşkın olduğu için bu işlere pek eğilmediklerini düşünüyorum ama inşallah onlar da basketi de voleybolu da yeşertecekler. Evet, basket takımımız şu anki kadrosu erkek basketbolun arkadaşlar hazır size getirdim. Şu anda gördüğünüz oyuncular Galatasaray Ekbas takımının oyuncuları erkek basketbol. Hemen kadın basketbolu da getireyim size. Ondan sonra bir de bilgi olarak başka bir takımımız daha getireyim. Bilgisi olmayanlar olabilir. Kadın basketbol ekibimiz Galatasaray Çağdaş Factoring ekibi de abi gördüğünüz gibi yani çalışıyoruz, takip ediyoruz. Meraklanmayın. Bir de size kadın futbol takımımızın da bir kadrosunu getireyim. Sonra Erdem Bey'e dönelim. Evet abi, şimdi Galatasaray kadın futbol takımı da karşınızda. Geçen sene Yağmur'la bayağı iyiydi Galatasaray. Ancak bu sene sol beki kaybettik. Yağmur forveti Fenerbahçe yani tabiri caizse elimizden aldı. Ama gene de iyi bir forvetimiz vardı elimizde. Elanur onun yanında kaba kaba oynuyor. Ve bir tane de Kipoi takviyesi geldi. Takımımız bu. Sağ bekimiz en az bir Sasha Boy kadar da iyi bir kızdır. Berna Yeniçeri. Takımımızda, kadın futbol takımımızda bu arkadaşlar. Onu da sizlere bilgi olarak vereyim. Üç takımı da size gösterdim. İsteyen ekran görüntüsünü alabilir. Evet abi. Bir şey diyecek misin bununla ilgili? Yok. Yok abi. Demeyeceğim. Erden Timur çıkıyor. Hepimiz merak ediyoruz. Ne konuşacak? Ne söyleyecek? Ne kadarını söyleyecek? Bizim bildiğimiz de birçok şey var. Yayına girmeden önce konuşabileceği şeylerle ilgili ve federasyon, feder, uşaklar vesaireyle ilgili bazı hakem camiasından insanlarla ilgili gerçekten detay bazı şeyleri bizler de öğrendik ama bunlar burada yayında aktarılacak kadar önemli ama biz o etik değerleri yıkamayız. O yüzden bizleri bunları dillendirmek yerine mümkün olduğu kadar kulübe aktarıyoruz. Ama meraklanmayın, biz bu akşam Erdem Bey'in birçok konuya gireceğini ve birçok konuyu da detaylı açıklayacağını, hatta akşamdan itibaren de sosyal medyada büyük saldırılar olacağını Galatasaray'a karşı düşünüyoruz. Oturup izleyeceğiz Vedat abi. Ya ben daha yayında bekliyorum saldırıları. Çünkü bir sürü Fenerli, zaten müdürlerin çoğu bu programa, yayına katılacak. Televizyon, gazete müdürlerinin çoğu Fenerli veya Fener'in kayığına binmiş. Onların düdüklerini çalan insanlar. O yüzden de ben daha yayında bir provokasyon bekliyorum açıkçası sorularla. Ama Erden Timur çok tecrübeli ve kesinlikle ben elinde çok yani iyi belgeler olduğunu, düzgün belgeler olduğunu düşünüyorum. Ve orada gereken cevabı vereceğini, ondan sonra da ertesi günde zaten iş bize kalıyor. Bu sefer de ayarı biz vereceğiz. Böyle hoplayan zıplayan olursa. Onu da ertesi gün bakacağız, hepimiz göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum bu akşamki toplantısını Erdem Bey'in. İnşallah güzel bir toplantı geçecek bizim açımızdan. Ve dünya, cümle aleme de kral çıplak diyebileceğiz en azından. Ben bunu bekliyorum çünkü bilmiyorum getirecek misin? Sen öğlen neden ısrar ettiğini ben şimdi anladım. Yani bu federasyon başkanı bu kadar iş bilmez, bu kadar boş konuşan, bu kadar boş işlerle uğraşan bir adam ben hayatımda daha görmedim. Okudun mu? Evet ya, şımarmış bir de abi. Getireceksin mi onu bilmiyorum. Getireceğim abi. Önce bizi yani bizi hallediyorum sonra. Yani olamaz yani. Bu kadar bu işten bu kadar anlamayan. Gerçi anlıyor, her şeyin farkında da. Eyyam yapıyor abi. Eyyam yapıyor bu adam. Ama getir bak, birkaç tane o kadar talihsiz şey söylemiş ki. Yani olanaksız ya bir insanın bunları söylemesi.
o mevkide bulunan bir insanın bunları söyleyebilmesi imkansız ya. Nasıl söyleyebiliyor? Ne kadar astar gibi surat var bu adamda. Ben Çünkü abi, anlamadım abi ya. çünkü nereye gideceğini bilmiyor. Kuş beyni diyeceğim. Kuşlara da hakaret edeceğim. Yani onlardan da ufak beyni var. Yok abi, gerçekten yok. Yani şu anda federasyonun başında hiçbir halt. Bak, Nihat Özdemir'e fitim vallahi bak. Ya gene adamın bir şeyler yaptığını biliyorum. Onun yanındaki o diğer pislik rezaletti. Ama Mehmet Büyükekşi futbolun F harfinin bir çıtıktırıktan bile anlamıyor. Anlamıyor diyor. Beyefendi lütufta bulunmuş abi diyor. Ben diyor ilgilenmesem ilgilenmezdim diyor 2032 ile. Ben orada yokum diyor. Ama diyor ilgilendim diyor. Ya bu kadar olamaz ya. Bu kadar bir talihsiz. Aa, o gözümden kaçmış o. Gerzekçe bir açıklama bu işte. Yani bu Ulan kadar senin talihsiz görevin o daha neler salak. var? Salak, senin görevin o. Daha ne? Ya lütufta bulunmuş sayın beyefendi yani. Olacak gibi değil. Ama Olacak gibi değil abi ya. ilgilenmediği şeylere gelirsek, Süper Lig'de oynanan o maçların oynandığı sahaları da acaba ne yapıyor merak ediyorum ben. Her neyse abi, geçelim haberlere. Onu getireceğim, bol bol saydırırız gibi geliyor bana. Bunu okuyacağım çünkü size. Evet arkadaşlar, şimdi Barış Alper'in acı ama gerçek bir bilgisi çıktı piyasaya. Gerçekten arkadaşlar, bu çok önemli. Yani biz çok sayıyoruz, çok laf ediyoruz ama bir Barış Alper için, bakmayın Beşiktaş itiraf etti ama Fenerbahçe'nin iki kere devreye girdiğini de unutmayın. Bunu da tekrar etmiş olalım size. Fakat Barış Alper Galatasaray'ı tercih ederek Galatasaray'da oynamak istediğini belirtti ve geldi. Evet, eğitilmeli. Evet, birçok şey tekrar tekrar gösterilmeli. Ama bu çocuğu yakında göreceksiniz ya. Ben babasının oğlu değilim. Ben hiçbir şey değilim. Ben adamı bir kere görmüş değilim. Ama ben bu adamdaki ışığı görüyorum. Yeter ki iyi hocaların elinde iyi antrenman görsün. Bilmiyorum ne dersin? Girmeyeceğim detaylara ama almak istedik, zorladık ama o tercihini Galatasaray'dan yana yaptı. Demek ki bunu söylediğine göre de bir içindeki o pişmanlığı anlatmak istiyor. Sosyal medya paylaşımlarında bu ortaya çıktı. Kerem Aktürkoğlu gündeme gelmedi demiş. Bu kuyruklu yalandır. Erzincan maçından sonra Erzincan başkanına telefon açan kimdi? Erdal Bey, acaba bunu da açıklasan da neden açtığınızı da söylesen, neden ilgilenip ilgilenmediğiniz bir ortaya çıksa deyim. Ama Barış'la ilgili ne demek istersin? Evet, bu arada uzayımız da gelmiş. 3-4 gündür yoktu. Manita'nın abisinden dayak yedi, gelemiyor falan demişlerdi. Demek ki düzelmiş. Sevgili uzay hoş gelmiş. Abi Barış Alper bir kere dediğim gibi sen de söylüyorsun devamlı. Değişik otoriteler de söylüyor. Barış Alper aslında çok büyük potansiyeli olan bir futbolcu ama bazı şeyleri gerçekten çok eksik yapıyor. Bazen set oyununda olduğu zaman kafasını, aklını kullanması gereken yerlerde pek o konuları geliştirememiş. Onları geliştirmesi gerekiyor. Ama böyle fiziğe dayalı, açık alan futbolu olduğu zaman, geçiş oyunu olduğu zaman mükemmel işler yapıyor. O yüzden artık Barış Alper'in yolunu çizmesi lazım. Özel artık teknik direktör mü tutuyor, özel koç mu tutuyor, ekstra çalışmalar mı yapıyor, ne yapıyor? Yoksa böyle bir ileri bir geri Barış Alper istediğimiz düzeye çıkamaz. Kerem Aktürkoğlu gibi her sene üstüne koya koya gitmesi gerekiyor. O yüzden de benim Barış Alper'e tavsiyem özel koçlar tutsun, özel çalışmalar yapsın. Şu set oyununda biraz beynini kullanmasını, kafasını kaldırmasını öğrensin. O zaman dediğimiz şeyi yapabilir yani atılımı yapabilir. Tabii ki bunlar Barış Alper olsun, Kerem olsun, ondan sonra Abdülkerim olsun hepsi de rakiplerimizin de istediği futbolculardı. Ama tabii ki hani derler ya bir kızı bir kişi herkes ister bir kişi alır diye. O da bu futbolcular da Galatasaray'ı tercih ettiler ve Galatasaray'da devam ediyorlar şu anda. Evet, ben sana bir yeni öğrendiğim bir gerçeği söyleyeyim. Kerem 2 senede süratini %20 arttırmış abi. Attırır abi. Kerem her sene başka bir özellik koyuyor üstüne. Sadece süratini değil,
Çocuk yani pozisyon oyununu da öğrenmeye başladı. Ne bileyim Icardi sayesinde yani pasların şiddetini ve seçimini de iyi yapmaya başladı son zamanlarda. O yüzden de Kerem gibi Kerem'e baksın, onu örnek alsın yani Barış Alper, öyle söyleyeyim. Öyle Osman Bey, yani set oyuncusu olmadığını zaten Vedat abi de söylüyor. Ama set oyununu öğrenebilir. Öğretecek kişi de teknik ekip. Nasıl öğretecek? İdmanda olmadı mı abi? Barış kal. Bak Evet. hocam, Barış'ı al eline. Hadi bakalım şu şu taktikler, şu şu eğitimler, şut bilmem bunları yapacak. Kendi bireysel yapıyor ama yani yeterli gelmiyor. Abi şimdi Eray Bey açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz yönetimde görevli. Gerçekten ben çok samimi Eray Yazgan arkadaşlar bir açıklama serisinde bulundu. Yani ben bunları çok böyle detaylı okumayacağım. Çünkü zamanı arkadaşlar kola sekme. Ha, vodka var içinde. Ben içki içemem, onu söyleyeyim. Benim içki bu. Lanet olsun, bırakmak zorundayım ama dur bakalım nasıl yapacağız. Yani özetle zamanın bir kısmını ben yani hakikaten cahil cühela TFF'nin başındaki adama ayırmak istediğim için çok detaya girmeyeceğim ama gerçekten mesela şu cümlesini ben kendisine keşke orada olabilseydik, söyleyebilseydik. 100. yıl forması çok rağbet görüyor. Hayır, görmüyor. Beyefendi, görmüyor. Artık bitti. Niye biliyor musunuz? Siz milyonlarca taraftarı olan bir takıma böyle özel bir forma tasarlattınız. Süper bir iş ama 85 bin tane. Acaba bunu kim yaptı? Cemal Bey'in kabahati mi? Kim yaptı? Birisi ortaya çıksın. Niye devamı gelmiyor? Niye bunlar daha çok planlanmadı? Bunlara bir kere bir cevap isterdim. Beşiktaş derbisine, Nelson'un durumuna, Kerem'in gelişimine ve en önemli mesajı Beşiktaş Galatasaray sahasına gelirken arkadaşlar güvenlik denilen saçmalıktan dolayı Havire ne oldu ya? Başsağlığı dilemeyen demiş. Ne oldu abin? Allah Allah. Havi ne oldu? Hayırdır? Bir bakamadık yani. Havi'ne ne oldu acaba? Bir yazarsa. 2 gündür yayınlara gelemiyorum. Dedem vefat etti demiş. Vay be Oo. abinim. Başın sağ olsun güzel kardeşim ya. Başın sağ olsun. Vallahi. İşte hayat maalesef böyle gidiyor. Hepinize başsağlığı, ailene sabır diliyoruz. Evet, Biraz... mekanı cennet olsun dostum. Çok üzüldük. İnşallah Allah rahmet eylesin, sizlere de sabır versin. Evet abi, yani deplasman yasağını yanlış bulduğunu açıkladı. Ama buna biraz da Eray Bey, bu basiretsiz yöneticiler sebep oluyor. Deplasman yasağı, bakın, güvenlik sağlayan birim için bunu almak çok kolaydır. Bir vali için, vali alıyor biliyorsunuz. Bu kararı almak çok basittir. Niye? Ama niye riske edeyim ben? Tamam mı? Bunu yapar. Artı daha fazla polis görevlendirecek, daha fazla tedbir alınacak, daha çok kontroller, kontrollerde başka şeyler. Adam bunu düşüneceğine aman gelmesinler diyor, konuyu kapatıyor. Halbuki ya spor, ya spor. Spora bir şu bakış açımızı bir çevirsek, adam gibi bakabilsek, orada deplasmana gelen taraftarla o maçın daha keyifli ve lezzetli olduğunu, o onların bağırdığında lokal takımın taraftarının ona cevap verişi, o tezahürat, o coşku, sahayı da ateşler, hakemi de ateşler, herkesi ateşler ama güvenlik de güvenlik. Velet abi, ben bu vurgusu da çok çok beğendim. Çok, eğer samimi olduğunu düşünüyorsanız Galatasaray'ın, Allah aşkına Beşiktaş ve Fenerbahçeliler, sizler de buna bir ayak uydurun. Ya bu artık kalksın. Saçmalıktan öte gitmiyor Velet abi. Ya çağ dışı bir uygulama. Dünyanın hiçbir yerinde şu anda junta devletlerinde bile, muz cumhuriyetlerinde bile uygulanmayan bir uygulama. Ülkenin en büyük dört tane takımı toplam olarak taraftarın %90'ına sahip olan dört takım birbirlerinin maçlarına taraftar götüremiyorlar. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu Türk futbolunun marka değerini işte çok büyüttüm de Avrupa Şampiyonası'na tek başıma soktum da korneri ben attım.
kafayı ben vurdum da gol oldu da Hırvatistan'ı yendik de diyen bu zavallı federasyon başkanı ilk önce bu tür şeyleri halletsin. Çimleri Hayırdır, boyamayı. hayırdır, hayırdır abi sen öğlenleyin geleyim dedim de sonra konuşuruz dedik. Sonra okudun da benden fazla mı tansiyon çıktı? Abi ben okumamıştım. Sen okusaydın ben öğlen daha zaten iflas ederdim yani. Benim şeyler atardı sigortalar. Adamın her cümlesi yani şey yani böyle skandal açıklamak. O yüzden de yani bu dünyanın hiçbir yerinde olmayan bu uygulamanın artık bu 21. yüzyılda 2024'e geldiğimiz şu şeylerde Cumhuriyet'in 100. yılını yaşarken biz deplasmana seyirci götüremeyen büyük takımlar görüyoruz. Bunu görmek istemiyoruz. Türk futbolunun değeri, marka değeri böyle artar. Çimleri boyayarak veya ne bileyim orada burada hava atarak bu şeyleri arttıramazsın marka değerini. Marka değerini deplasman seyircisi de gidecek. Herkes bir eğlence gibi bakacak. Ondan sonra maçları hakemlerin adam gibi yönetecek. Hakemlerle ilgili tıs yok arkadaşlar. Ama mangalda kömür bırakmamış yine. Onu da birazdan konuşacağız zaten. Dediğim gibi ben yalnız sevgili yöneticimizin bence en önemli şeyi, en güzel demeci ve en güzel kapağı. Biz dedi diyor bir rakibimize laf söylüyoruz. Sesi başka yerden geliyor dedi. Yani Beşiktaş'ın Fener tarafından işgal edildiğini ve onların her dediğini yaptığını orada ima etti. Bence çok güzel bir yere parmak bastı. Öğlen hatırlayamamıştım. Bizim başkanın da şeyini de o mesajı okuyunca tabii ki hatırladım. Bizim başkan dedi ki kirli ittifak dedi. Kirli ittifak yani bu Koç grubunun para marifetiyle Beşiktaş'ı ele geçirip Beşiktaş'ı Fener'in bir şubesi gibi yapmasından sonra kirli bir ittifak oldu. Biz Fener'e laf söylüyoruz. Sesi şeyden geliyor. Ahmet küçük enişteden geliyor. Onu da çok güzel bir dille kapağı koyarak da söyledi. En çok önemli olan benim için deplasman seyircisi ve oydu yani. Evet abi. Sen madem bu kadar heveslendin, getirdim. Arkadaşlar Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyük Başkanı bir Mehmet Büyükekşi'ye ben ilk seçimde rakip olmak için aday olacaktım. Delege olarak yeterli sayıya ulaşamadım. Dolayısıyla benimki daha başlamadan bitti. Ama ben bu eleştirileri getirirken yani ulan ben kendime zemin hazırlayayım hikayesine girmiyorum. Fakat Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı hakikaten olmak isteyen herhangi biriniz varsa abi tek yapacağınız 337 tane delegesi olan federasyonun 337 delegesi var. Bunların 61'inin oyunu alarak aday olmanız ve o adaylıkla da yarışa girmeniz. Çünkü bu kadar basiretsiz tiplerin federasyonu yönetmesi işte bizi getirdiği nokta bu. Her takımın bir köşe yazarı var. Allah Allah. Mehmet Bey şaşırdık mı? Yani köşe yazarı ayrıdır da tamam medya zaten rezaletin önüne gideni de herkesi medyayı yöneticileri eleştiriyorsun. Sen federasyonun ve MHK'ye bağlı hakemlerinin yediği bokları affedersiniz neden konuşmuyorsun? Ha? Çünkü bilmiyorsun. VAR'da neler dönüyor? Hangi hakem ne halt etti? O verdikleri kararın asıl kuralı nedir? Sen şu kadar bile bilgi sahibi değilsin. Evet. Artı bir MHK başkanı atıyorsun, kurallardan bahsediyor, yönetiminin haberi yok. Sen kendini oranın kralı mı zannediyorsun? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir yerde bir yönetim vardır abi. Oylar kullanılır. Eğer eşit oy çıkarsa başkanın oyu iki oy sayılır. Bu her yer için geçerlidir. Adam hiç kimsenin haberi olmadan gidiyor MHK'ye Lale Orta denilen ve sonradan neleri çıktı ortaya daha da çıkacak. Biz şimdilik susalım bekleyelim. İnsanı getiriyor. Ondan sonra herkesle kapı arkalarında Ali Koç'la kaç kere bir araya gelmiş geçen sene biliyor musun abi? Toplam 97 kere. Abi Evet. 97 kere tamam Kulüpler Birliği Başkanı eyvallah da 97 kere
Ne konuştu bunlar baba? Evet. Günah keçisi arıyorlar. İşte kaybeden takım günah keçisi arıyor. Baba, günah keçisi arıyor da bu noktaya getiren sensin. Al daha yeni öğlen getirdim. Senin elit hakeminin ve ekibinin yönettiği bir Bosna Hersek Portekiz maçı. Yardımcı hakeminin yediği nanelere bak. Halil Umut Mener'in vermediği penaltıya bak. Sen sonra bana ne anlatıyorsun ki? Kasımpaşa Fenerbahçe maçını izle. Büyük ekşi. Ama bir bilenle izle. Sen bilmiyorsun çünkü. Ondan sonra çık da bu yorumları yap ya. 15 yılda her yıl daha geriye gittik diyor. Ben sana bir müjde vereyim Mehmet Bey. 15 yılda geriye gittik ya Hasan Doğan'dan bu tarafa. Seninle dibi gördük, dibi. Evet. Dibi gördük. Unutma bunu. Ve diğer yorumu, Türk futboluna zarar veriyorlar. Allah Allah. Ya abi, bu adam dışında bot hesaplar, sosyal medya, bu yaptıklarımız, mesela buna belki biz bile dahiliz. Biz Türk futboluna zarar veriyoruz yani. Yani Ajans 1905 zarar veriyor. Spor Gazetesi Dijital zarar veriyor. Eyüp Yıldız zarar veriyor. We Are The Best ekibi zarar veriyor. Veya sosyal medyadaki bazı zipler. Peki kardeşim, bak şunu bekletiyorum. Allah rızası için sana, bilmiyorum haberin var mı Berat abi? Sana bir tane, bak Mehmet Bey yayını izle. Bak ne getiriyorum sana. Buyur. Bu maymundan bozma sosyal medyaya çıkıyor. Kimi konuşuyor biliyor musun? Bu video abi. Herhalde kim olduğunu anlamışsındır. Evet, aynen. Efendim, Zaniola'nın olayı Fener'de Beşiktaş'ta olsaydı gündemden düşmezdi. Bu nasıl bir iştir? Oğlum sana ne? Sen gerizekalı mısın? Sen ağzını açıp da Fred'le ilgili konuştun mu? Veya Tadiç'in yaptığıyla ilgili eleştiri getirdin mi? Sırp işareti, keskin nişancı işareti. Yok, ama Galatasaray'la ilgili ufacık bir şey yakalasın. Adam her yerden saldırıyor ya. Ya Allah aşkına ya, tipe bak, hizaya gel dedim ya. Şu önüne koyduğum maymun ondan daha yakışıklı. Şu maymun ondan daha iyi Türkçe konuşur. Mehmet Bey, bunlara ne yapıyorsunuz siz? Veya Adalet Bakanlığı ne yapıyor? Veya kulüpler ne yapıyor? Galatasaray, bunu ben buluyorsam, görüyorsam, sen görmüyor musun? Galatasaraylı hukukçular, Allah aşkına Osman abi, bunları dillendirin ya. Bunları görmüyor musunuz ya? Ya herife bak abi. Evet. Ne bu arada sen... Ya? Sen mesajlarını görmüyorsun. Sevgili İlyas'ın da teyzesini kaybetmişiz 2 gün önce. Öyle mi? O da vefat etmiş. Yani Süleyman da bir geçmiş olsun dedi ama ne olduğunu anlayamadım. Gördün evet, mü? Evet, İlyas'ımıza da hem Havin'imize hem İlyas'ımıza Allah rahmet eylesin diyoruz. İnşallah onlara da sabır diliyoruz. Mekanları cennettir ikisinde inşallah. Abi bak bu... Yani bütün medya şu anda kendini satmış vaziyette. Bir sürü Galatasaraylı geçinen adam bile parasının, o mamasının gelmesine bakarak Galatasaray'ı alttan alta oymaya çalışıyor. Ve son zamanda Ali Koç'un en son hüneri, biliyorsun bizim yönetimden, bizim Galatasaray'ın içinden kripto fenerleri harekete geçirdi. Onlar bile şu anda Galatasaray'ın kötülüğü için çalışıyorlar. Galatasaray'daki birlik beraberliği bozmaya çalışıyorlar. O yüzden de çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle bu Galatasaraylı geçinen, Galatasaraylı olmayan ama Galatasaraylı geçinen kişilere çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa bu federasyon başkanı yani gerçekten çok çok büyük bir şey arkadaşlar, bakın. Yani kesinlikle çok çok büyük bir anlaşma, kirli bir anlaşma yapılmış. Ve bu anlaşmayı bu sene hizaya sokmaya, gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ve ben Erden Timur aslında çıkıp açıklama yapmayacaktı. Erden Timur'un sırf bu açıklamayı, bu tehlikeyi gördüğü için, bu federasyon başkanının ne kadar yanar döner
oynak birini olduğunu bildiği için bu açıklamaları yapmak zorunda kalıyor bugün. Görün bakın, bence Erdem Timur çok acayip açıklamalar yapacak bugün ve bu federasyon başkanı ile bu iş olmaz. Ben bu ligler bitmez diyorum, bakın size söylüyorum. O Aa, kadar iddia bir ediyorum. dakika. Bir dakika. Ben ne dedim abi geçen Kasımpaşa Fener maçından sonra? Lütfen beni de bir takdir eder misin? Evet, aynen. Bu lig Aynen, bravo. bitmeyecek. Görselleri getirdim. Altta yazdım. Bu lig bitmeyecek dedim. Al buyur. Aynen. Kelimeye bak. Sen diyorsun ya aman kımaç yani biz şey yapmayalım. Şu kelimeyi bana anlatır mısın? Satılıklar çıt yok. Evet. Ya ben bu federasyon başkanı arkadaşın ilk önce çıkıp bunlara, hadi bunlar şey çerez, tamam mı? Bunlar sinek ikili bile Hayır, değiller yani. burada kızdığım şey şu. Federasyon başkanının Allah kahretsin onu da. Bu adamı ben görüyorum, sen görüyorsun, arkadaşlar görüyor. Ya Galatasaraylı hukukçular ne yapıyor? Evet abi. Ya bunlar, bak ne diyorum sana? Bunlar etkisiz eleman. Bunlar sinek ikili bile değiller yani. Ondan bile düşükler. Ama ben bu federasyon başkanı arkadaştan çıkıp tek tek hakemleri bir değerlendirmesini istiyorum abi. Çıksın bana desin, Mete desin, bu sene çok iyi desin. Şu maçta şöyle kral hareket yaptı. Bu maçta şöyle güzel yönetti. Şu maçı şöyle kurtardı. Şöyle iyi yaptı. Çıksın bana Mete Kalkavan'ı anlatsın. Çıksın bana Kadir Sağlam'ı anlatsın. Çıksın bana Zorbay Küçük'ü anlatsın. Tek tek desin. Fener maçında harikaydı. Bir tane bile hata yapmadı. Galatasaray maçını Kadir Sağlam çok çok mükemmel yönetti. UEFA'dan teşekkür aldık, takdir aldık, altın yaldızlı şeyler aldık diye. Çıksın anlatsın bana. Bana hikaye anlatmasın. Bana çim boyamasın. Bana hikaye anlatmasın bu adam, tamam mı? Yani Beni Türk futbolunun değeri böyle yükselmez. bu arkadaş yazın ne dedi? Altyapıya önem vereceğiz. Altyapı takımları kurulup ligler dizayn edilecek. Abi Kasım geldi. Hani Evet. nerede? Evet. Ha? Sahaların durumu. Bak daha Evet. kış gelmedi. Daha kış gelmedi beyler. Daha o Arkadaşlar. soğuk mahşeri soğuklar yok. Yoğun yağışlar. Yok, bu arada Karadeniz dikkatli olun. Yoğun yağış bekleniyor çarşambadan itibaren. Futbolun hali ortada. Herkes birbirine bıçak çekmiş. Önüne gelen açıklama yapıyor. Hakemler her biri birbirinden beter. Sadece Mete Kalkavan'ın son maçına bak. Ondan sonra bana çık da Hugh Dallas bu işi yapıyor de. Abi bak, UEFA'da hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Konferans Ligi'nde hem bu Avrupa Şampiyonası elemelerinde binlerce maç oluyor değil mi her hafta? Hafta, hafta içi, hafta sonu. Binlerce. Sadece göstermelik, çok çok böyle ayıp olmasın diye bir tane hakem çağırıyorlar Türkiye'den. O da gidiyor, sıçıyor, sıvıyor. Ertesi hafta onu da çağırmıyorlar, başka birini çağırıyorlar. Yani yakında, bakın yakında yapıyorlardı bunu 2-3 sene önce. Yakında bizden bir tane bile hakem çağırmayacaklar. Bizim hakemler eyyamcı, bizim hakemler rezil, bizim hakemler kötü niyetli arkadaşlar. Bizim hakemleri hiçbir yere çağırmıyorlar. Düğününe bile oynatmaya, maç yönetmeye çağırmazsın bu adamları. Yani bu Mehmet Büyükekşi çıkıp bu hakemleri eleştireceğine, arkadaş siz ne yapıyorsunuz? Siz Türk futbolunun ağzına ettiniz diyeceğine, kalkmış orada sanki Hırvatistan'a kendi gol atmış gibi. Bir ben çıkardım diyor Avrupa Şampiyonası'na diyor. Ondan sonra bir de diyor 2032'yi aldım diyor. Almayabilirdim diyor. Ben yokum o zaman diyor, ama diyor sizin için diyor lütufta bulundum diyor. Ya bu kadar 2032 rezil. için yaptığım açıklamayı hatırlıyor musun? Bu şimdi çıkar dedim. Ben aldım diye açıklama yapar dedim. Halbuki Aynen. bu İtalyanların işi. Aynen, İtalyanlar bakın. teklif etti ve İtalyanlar tüm hazırlığı yaptı. Evet abi, evet, İtalyanlar tırstı, belki dedi bize vermezler dedi, var garanti olsun dedi, ikimiz düzenleyelim. Bizimkiler, İtalyanlar teklifi verdi, bizimkiler de lambur lumbur üstüne atladılar. Hatta biraz daha ileri götüreyim mi abi? Bu eğer alındıysa İtalyan lobisiyle alındı. Tabii canım, tabii. Ve ben Ama bakın. havasını atana bak. Bakın arkadaşlar, bizim bu kanalları, bizim gibi başka da bir sürü YouTube kanalı var. Galatasaray'ın haklarını korumaya çalışan, koruyan. Hepimizi çok büyük destekler verin. Bize maddi manevi destekler verin. Biz büyüyelim.
Biz gidip bu Mehmet Büyükekşi'ye, bu koca kelli felli gazetecilerin sormaya cesaret edemedikleri soruları gidelim, akredite olalım, biz soralım arkadaşlar. Bu adama ben bir tane soru sorarım, o salonda duramaz o adam, duramaz. Ama sormuyorlar, sormuyorlar. Hepsi Şimdi yalaka. Officer of the Watch çok güzel bir soru sormuş. Sana da sorayım da ben hemen bir cevap vereceğim. Demiş ki İngiltere'de bizim kadar hakem konuşulmamasının nedeni bizim takımların başarısızlıklarını hakemlere yüklemeleri mi yoksa hakemler mi kötü? Liverpool maçında adama yanlış gol verdi. Bak kaçıncı hafta oynanıyor Officer? Hatırlamıyorum şimdi yalan bilgi vermiş olmayayım. Dokuzuncu hafta mı orada? Evet. Ya 9 ya 10 diye hatırlıyorum. Yanlış bilgi vermeyeyim. Konuşulan tek maç o maç bir tane. Ve Ya 5 senedir ya. 5 senedir. sadece ya hadi neyse tek sadece olur mu şey var. Geçen sene de Ya olsun abi. Orada mesela VAR bir bitireyim ya. VAR'daki herif Antony'ye özellikle söylememiş pozisyonu hata yapsın diye sonra itiraf etti ya. Yani böyle şeyler oluyor. abi tamam da İngiltere'de 5-10 senede bir oluyor böyle şeyler. Bizde her hafta 2 tane Ya 3 tane her oluyor. yıl bir tane iki tane diyelim. Hadi biraz daha arttıralım oranı. Ama ya sadece bir Fener Kasımpaşa maçına bakın. 5 tane. 5. Yani olacak şey değil güzel dostum. Evet hakemler kötü. Evet yöneticiler hakemlerden kötü. Ama kusura bakmasınlar bu zincirleme hepimizi mahvediyor. O konuda da bilgi Ya bir de vermiş olayım. Officer of the Watch kendine bir sorsun bu soruyu. O dostumuz da devamlı burada yorum yapıyor ve o da futbolu çok iyi biliyor. O kendine sorsun ve dürüst bir cevap versin. Yani hakemler yoruldukları için sırf Türkiye'de sırf yoruldukları kondisyonları olmadığı için faul çalıp maçı yavaşlatıyorlar arkadaşlar. Siz bunun farkında değil misiniz? Yani hakemler berbat, kötü değil, kötü niyetli hakemler. Başındakine bak da ondan sonra konuşalım abi. Evet abi şimdi bu tren yolla ilgili bölüme geçeceğim. Transfer bölümüne sonra atlayalım diye hızlı gidiyorum. Şimdi Beşiktaş'ı biraz konuşalım istedim ama söylemek istediğim bir şey varsa buraya Yok, kadar. yok, yok. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nu yöneten o adam, yanındaki ekibi, milli takımlardan sorumlu Hamit dediğimiz arkadaş. Bak veya MHK'nin başındakiler İban sen ve ekibin ya kadın Trio'da program sunuyor diye aldılar MHK'ye. Şimdi artık olay neye döndü biliyor musun abi? Trio'da program sunan daha sonra MHK'de üye olacak. Yani bu akışa döndürdüler. Ya böyle bir Evet. şey olabilir mi? Kadının bir tane resmi maçı yok. Evet. Ben şeye soruyorum. Bak ben hem Spor Bakanı'na soruyorum hem de TFF Başkanı'na soruyorum. Mesela Türkiye'de şu anda mecburen bildirmek zorunda oldukları kriterler var biliyorsun. 70 bin üzerinde bir tane stat bildirmek zorundalar. O da Olimpiyat Stadı. Olimpiyat Stadı'nda şu anda Avrupa Şampiyonası maçı oynanabilir mi abi? Hayır. Başka Abi sorum rezil yok. olduk. Torreira paylaşımları Avrupa'da gezindi. Bunu Aynen. UEFA'da görüyor. Başka sorum yok Hakim Bey. Bitti. Ha, zaten o var. Bak yani adam büyük her şeyi yaptık. Gençler Ligi yok. Futbolda kaos zirvede. Her türlü arka kapı oyunları oynuyor. Hakemleri rezalet. Ondan sonra isteseydim gitmezdim ilgilenmezdim. Keşke gitmeseydin lan. İtalyanlar sana önüne getirirdi onu. Meraklanma. Bak Neyse. hayvanat bahçesinin bir tanesinde zebra yok diye eşeğe siyah beyaz boyamışlar. Zebra diye kakalamışlar millete, tamam mı? Bizim federasyon da bu kafada. Bizim federasyon istediğini boyuyor, istediğini çiziyor, istediğini ayarlıyor. Ondan sonra zamanı gelince de işte biz buyuz diyor. Ya. Neyse şimdi girecektim de girmeyeyim konuyu değiştirmeyeyim. Arkadaşlar sadece Kasımpaşa maçında Fenerbahçe'nin 5 tane hatası yani Fenerbahçe için o Mete Kalkavan'ın yaptığı 5 hata zaten federasyon başkanı ve MHK ile onun yanındaki uşak düdük çalanların halini gösteriyor. Beşiktaş'ta abi Rozier'in oynayacağını öğrendim. Herhangi bir sıkıntı yokmuş.
Mert sakatlığı devam ediyor. Tayyip Talha, Emre Can ve sol kanattaki Emre Can oynamayacak. Masuaku'nun sakatlığı var. Oynayıp oynamayacağı belli değilmiş. Salih ve Gerson oynama ihtimali var ama düşük oyuncular. Kadrodaki son durum bu şekilde. Bir şey demek istiyor musun yoksa taktik levhaya geçeceğim? Ya Mert Günok yetişiyormuş büyük ihtimalle. Onu ilk 11'e yazıyorlar. Şeyde de stoperlere de Necip'i yazmıyorlar. Koli ile bir tane daha birisi vardı. Onu yazıyorlar. O ikisini yazıyorlar. Bir de ileride de Raşit'i sağa koyuyorlar. Cenk Tosun'u sola koyuyorlar. Ne derler ona? Muleka'yı kesiyorlar mı? Muleka en formda oyuncuları. Ya öyle, ben bugün bir tane Beşiktaşlı bir şeyin, bayağı işe yakın, onların içine yakın birisinin ilk 11'ini gördüm. Öyleydi yani. Ben de Ömer ama Koli ile kim var onlarda başka şey? Stoper. He? Ömer Koli, bir de kim var onlarda stoper? Dur söyleyeyim sana. Amartey, Necip. Ha, Amartey. Amartey ile Ömer Koli. Bailey var, bir de Koli var. Amartey ile şeyi koyuyorlar. Ömer Koli'yi stamp şeye koyuyorlar. Stopere Cenk Gönen'i oynatıyorlar. Mert Günok, pardon, Mert Günok'u kalede Mert oynatıyorlar. Cenk Tosun'u. Yok, Mert Günok. Mert Günok'la Cenk'i kaleci diye ikisi karıştırdım. Ha, anladım. Mert Günok'la onu iyileşiyor yani onlara göre. Stoperde de Necip yerine Amartey ile Koli'yi koyuyorlar. İleride Abubakar, Raşitsa ve Cenk üçlüsü. Orta sahada da Jetson Fernandez düzelmiş sözde. O oynayacakmış. Abi bak sana bir şey diyeceğim. Biz biraz evvel sakatları getirdik ama Beşiktaş'ın şöyle bir özelliği vardır. Dönün, bakın geçen sene, ondan önceki seneki maçlarımıza, o bizim maçtan önce o sakat bu sakat bir sürü yalan atarlar. Beşiktaş'ın en önemli özelliğidir bu. O yüzden ben herkes normalmiş gibi bir Necip'i ekledim. Getirdim karşıya koydum. Ben anlamam o işi. Ne isterlerse evet, desinler. İnanmam ben. Beşiktaş çok yalancı. Salih Uçan kesin oynayamıyor bir kere. Onu söyleyelim. Ben Beşiktaş'ta kesin bir şey konuşma bence Berat abi. Evet. Ben sana söyleyeyim. İsteyen araştırabilir. Çok basit. Abi topu tüfe oynasın ya. İkişer kişi oynasınlar. Hatta biliyorsun Fener bu sponsor oldu ya bunlara. Hmm. Fener'in bak aklına gelmemiştir. Aklına gelse kesinlikle Ali Koç derdi. Size bir iki tane futbolcu verelim isterseniz diye. Galatasaray maçı için derdi yani, onu söyleyeyim. Ya Hüseyin'im, mesela Salih ve Gerson yoksa Abubakar'a kim top getirecek? Artı Abubakar karşısında kapı gibi Sanchez'i, Abdülkerim'i ve karınca gibi bir Torreira'yı görecek. Ben Ndombele oynar diye düşünüyorum. Bir de Ndombele'yi görecek. Yani burada sadece sıkıntı Ndombele acaba Gerson oynarsa onun karşısında biraz ağır kalır mı? Onu bilmiyoruz. Kerem oynarsa forvet arkası mı oynayacak? Zaha ve Tete ile mi çıkacak? Bunları da tam bilmiyoruz ama Berat abi herhalde bunları, bu arada yeni saha taktik levhamız abi bu, düzenlenmiş haliyle. Doğru, çok güzel. Çok güzel, eline koluna sağlık. Bak abi ben sana bir şey söyleyeyim. Geçen sene biliyorsun bunları elimizden kaçırdık evimizde. 7'lik 8'lik yapıyorduk. 2-1 yenildik de bunlar bayram ederek gittiler bizim stadımızdan. Ve o kadrodan çok çok yüksek bir kadroları yok. Bizim o geçen seneki o maçtaki kadrodan en az iki kat daha güçlü bir kadromuz var. Biz Beşiktaş'ı şeyi de gelse, tam kadro da gelse, Burak Yılmaz çıkıp kendi de oynasa, biz bu adamları yani evire çevire yeneriz bir kere. Futbolun gerçekleri oluştuğu zaman, hakem adam gibi yönettiği zaman. O yüzden de kim oynarsa oynasın, ben kesinlikle çok üstün bir oyunla bunları yeneceğimizi düşünüyorum. Zaten cumartesi de göreceğiz bunu hep beraber. Ali Koç Kylian Mbappe'yi mi alacakmış? Ali Koç önce kıçına don alsın arkadaşlar. Neyse. Kıvanç bak şimdi, bak dikkat et, git bak Beşiktaş forumlarını oku. Futbolcuların demeçlerini,
Burak Yılmaz'ın hepsi titriyorlar şu anda. Ya fark yememek için geliyorlar şu anda. Abi geçen sene zaten ucuz yırttılar. Biz Başakşehir'e patladık. Aynen. Bu sene Aynen. belki de bunlara patlayacağız ama neyse gene de biz Abi garanti aslında konuşalım. bak, aslında daha biz bunlara patladık. Başakşehir maçından önce biz bunlara patladık da 2-1'de kaldı o maç. O maçta en az 6-1, 7-1 bitecek maçtı, hatırla. Biz orada golleri atamadık. O yüzden o maç 2-1 bitti. Yine de dediğim gibi bunlar titriyorlar şu anda. Bırak titresinler. İlyas bu arada 5 dolar göndermiş. Vedat abi isterlerse Beşiktaş ve FB karma takım yapsın gelsin fark etmez. Aynen dostum. Ben de bu kafadayım. Bravo. Evet. Şampiyonlar Ligi bölümünde arkadaşlar bu da yeni taktik levhamız. Bayern Münih Galatasaray'la taktik levha abi. Ben açıkçası eksiye gediye bakmadım koydum ama eksik gedik oyuncuları var. Kimin oynayacağını öğrendim ama bunun en güzel kaynağı Vedat abi Almanya'dan o cevap verecek şimdi Kimmich durumuna. Abi Kimmich'te hafif bir soğuk algınlığı tedbir amaçlı olarak gitmedi milli takıma. Kimmich kesin, yani bir sakatlık olmazsa, bir bunların da bir maçı var biliyorsun, Mainz'a gidecekler. Mainz'la yapılan maçta sakatlanmazsa Kimmich oynayacak bir kere. Musiala büyük ihtimalle oynayacak, onun da sakatlığı büyük değilmiş. Oynamış abi Ama evet doğru. Oynamayacak 4-5 tane oyuncuları var. Çok önemli. Şimdi şeye Gnabry geçeceğim. en önemli. Evet bak cimbom sevdası güzel kardeşim. Galatasaray'da tarih boyunca gördüğüm en önemli sıkıntı şudur. Bak bunun tam tersidir Fenerbahçe. Üç tane attı mı? Dördüncüyü aramaz. Keyfe bakar. Fener üç attı mı? Dörde beşe atmaya çalışır. En önemli şeylerden bir tanesidir bu. Farkı. Gerçekten öyledir. Ve ben bunu ezelden beri görüyorum. Hiç bilmiyorum Velat abi katılır mı? Evet. Katılmaz mı? Lan git işte git at. Ben bu maçta Beşiktaş maçıyla ilgili tek korkumu söyledim. Hakemi geçtim ben. Onu da geleceğiz meraklanmayın. Tek korkum ulan 2 gün sonra Bayern Münih maçı var deyip de acaba anladınız değil mi? Hem Evet. hoca da yapabilir o hatayı. Tek Hoca da belki rakibimiz o yani. temkinli oynatacak. İki atacağız sonra oyuncuları değiştirmeye başlayacak. Yani bunlar büyük hata. Evet. Evvelsi gün ben de söyledim. Tek rakibimiz Şampiyonlar Ligi maçı, Bayern maçı olur o maçta. Yani frene basarlar. Nasıl olsa yendik. 2-0 öndeyiz. Artık öbür maçı düşünelim diye. Tek eksiğimiz o olur. Ama dediğim gibi ben kesinlikle maç yapa yapa daha diri oluruz biz. Hiç bence bırakmasınlar. 4-5 ne atabiliyorlarsa atsınlar. Şunları bir ağızlarını kapatsınlar. Bayern'de de keşke yani bu sakatlığı bulunan futbolcular oynasa keşke. Çünkü biliyorsunuz ilk sakatlıktan sonra bizim maçta oynamış olacaklar. Ve sakatlıktan çıkan her futbolcunun hem yani maç eksiği vardır, hem kondisyon, hem fizik her türlü eksiği vardır. O yüzden de ben sakatlıktan çıkan futbolcunun oynatırlarsa bizim daha çok işimize gelir. Delik diyorlar mesela, düzeldi. Keşke Delik oynasa. Stoperde ve Gnabry kesin oynamıyor. Gnabry çok tehlikeli. Hem fizik olarak hem de hız olarak bizim yani biraz Kerem'e çok benziyor. Çok iyi açık alan futbolcusu. Çok yani böyle öngörülemez bir futbolcu. Yani Kimmich çok önemli onlar için. Sané çok önemli. Musiala çok önemli. Ben Harry Kane'den falan korkmuyorum. Harry Kane yani çok bence büyütülen bir futbolcu. O kadar Harry Kane'den çekinmiyorum açıkçası. Onu da söyleyeyim. Yani arkadaşlar Bayern Münih maçında evet doğru arkadaşlar kaldırdım zaten. Musiala son maçta oynadığı için onun oynayabileceğini düşünüyoruz. Kovac abi Bayern son 2 senede tamamen Hoffenheim, Köln gibi takımlara hiç yenilmemiş ama az kalibre takımları Leipzig, Leverkusen gibi yenmiş de yenilmiş de. Yani Bayern Münih ciddi bir ekip arkadaşlar. Yani bugün bir Bayern Münih rakibinin yanında Beşiktaş'ın adını bile konuşmaya gerek yok ama dediğimiz gibi ne olup ne biteceğini göreceğiz. Eksik veya tam çıkacağız. Babalar gibi oynayacağız. Abi Ocak ayı transfer gelişmelerinde benim beklentilerim bu 4 oyuncuda odaklandığımız konusunda. Tabi burada Nelson'un gidişiyle oraya bir takviye planlanır mı?
gider mi Nelson'da Ocak'ta? Çünkü yönetim Ocak'ta hiç kimseyi göndermeyeceğini söyledi. Ama geldi adam, koydu abi oraya 30'u, 25'i, herhalde bir şeyler değişecektir. Onun dışında arkadaşlar ilgilendiğimiz iki mevki için oyuncular bu. Üçü Saul Niguez, Yuri Tillesman ve eski oyuncumuz Lemina. Forvet'te de belki bir change söz konusu olursa eğer, o da en büyük aday şu anda Simone gözüküyor Fiorentina'dan. Ne dersin abi bu konularda? Bir de tabii ki bu arada Can Uzun da var bu ekstra görüşme yapılıp takip edilen oyuncular arasında. Ben en son şey olarak bu akşamın Bayern Galatasaray maçına dayalı bir şey söyleyeceğim son olarak. Bayern şu anda gruplarda 36 maçta hiç yenilmemiş Şampiyonlar Ligi'nde. Yani Galatasaray'da ilklerin ve enlerin takımı olarak bu 36 maçlık saltanatı, yenilmezlik ünvanını almayı çok sever. O yüzden de ben Bayern'i İstanbul'da yenip, güzel bir skorla, güzel bir oyunla yenip, hem o gece bütün dünyanın diline düşeceğiz tekrar. Bayern'in bu 36 maçlık saltanatına son vermiş olacağız. Hem de güzel bir puan almış olacağız. Onu da söyleyeyim ben. Evet. Transfer konusunda da ben söylemek istediğim şudur. Orta sahaya ben kesinlikle bir futbolcu geleceğini, gruplardan çıkmasak bile biliyorsun UEFA'ya kesin gidecek gibi gözüküyoruz. O yüzden de ben güçlü bir kadro için orta sahaya takviye geleceğini, hatta iki tane bile olabilir. Onu söyleyeyim. İsimler de zaten belli. Lemina'nın ismi, Saul Nguyez geçiyor. Ondan sonra Tillemans geçiyor. Bunlarla zaten şu anda bir dirsek temasına geçilmiş. Ve ben kesinlikle bakan bunun yerine de daha verimli bir santraforun alınacağını düşünüyorum. Onda da isimler belli. Yani en önemli isimlerden birisi de Simeone biliyorsun. Ben de onunla da bir dirsek teması olduğunu duydum. Bakalım zaten transfer olayı yavaş yavaş şekillenecek önümüzdeki haftalarda. Onların da takipçisi olacağız. Ama Simone olayı gibi bu forvet olayı arkadaşlar, bakan bunun daha çok süre aldığında göstereceği performansa bağlı değişebilir. Fakat ortaya banko bakacaklar. Bu arada güzel bir söz gördüm. Çok da hoşuma gitti o. Bir görebilir miyim? Yenilmeyecek bir takım yoktur. Galatasaray'la oynamayan takım vardır diye güzel bir yorum yapmış dostumuz, ama gitti yukarılara. Kimin yaptığını göremedim ama dediğimiz gibi arkadaşlar, Galatasaray'da her şey çok güzel gidiyor. Yarın bütün gün Galatasaray günü, saat 3'te voleybolla başlayacak gün, akşam 11.30'da da diğer son maçımızla, son kadın voleybol maçımızla sona erecek. Evet. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Like'lar az kaldı ama bu like konusunda ve süper chat, süper sticker konusunda lütfen bizleri desteklemeye devam edin diyorum. Evet, Uğur Öz yapmış o senin dediğin yorumu, ben buldum. Sevgili Uğur Öz yapmış. Teşekkürler. Bir de tekrar sevgili Havinimizin ve İlyas'ımızın, birisinin teyzesi, birisinin dedesini kaybetmişiz. Mekanları cennet olsun. Dostlarımıza da Allah sabır versin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Çıkarken birer beğeni. Yarınki yayınlarda görüşürüz. Bu arada şeyde cevap vereyim. Şampiyonlar Ligi'nden UEFA'ya düşülüyor. UEFA'dakilerde de gruplarda üçüncü olanlar konferansa düşüyorlar arkadaşlar. Böyle bir ilişki var. Hepinize saygı, sevgiler.